Merhaba dostlarım. Tecrübe kutusunda bugün sizlere aktaracağım olay aracında ya da evinde ya da herhangi bir yerde ses sistemi kuran veya kurmak isteyen herkesin e, merak ettiği yani birçok kişinin bildiği, birçok kişinin yanlış bildiği ve birçok kişinin de hiç bilmediği bir konu. Bu amfilerde şu gördüğünüz amfilerde bir kanala yani bir çıkışa iki hoparlör ya da iki çıkışa dört hoparlör ya da dört çıkışa sekiz hoparlör gibi. Yani bir çıkışa birden fazla hoparlör bağlama işlemi nasıl olur? Dikkat edilmesi gereken olay nedir? Ne yaparsanız doğru olur, neyi yaparsanız yanlış olur ve amfiye ya da hoparlöre zarar verir. Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Videoyu dikkatli bir şekilde dinlerseniz ee, ve anlamadığınız kısımları kesinlikle sorarsanız bu videoyu izledikten sonra bir kanala yani bir çıkışa 2 hoparlör ya da ikiye 4 hoparlör bağlamak gibi konularda anlamadığınız bir şey kalmayacak. Bunun garantisini verebilirim. Anlamadığınız sorun olursa yine sorun sizi aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi bu tarz durumlarda ilk bilmeniz gereken şey. Ohom yasası denenen bir şey. Bakın burada hoparlörü görüyorsunuz. Bakın ne yazıyor? 4 ohm. Bu hoparlör 4 ohm ile çalışmaktadır. Yani bu hoparlör 4 ohmda çalışmaktadır. 4 ohmda 400 watt maksimum 60 watt RMS. Yani devamlılık arz eden güce sahip 4 ohmda. Şimdi bağlayacağınız amfi. Hangi çıkışları destekliyor? Yani 4 ohm mu destekliyor? 2 ohm mu destekliyor? 8-10 mu destekli? Öncelikle bunu bilmeniz gerekmektedir. Bu en önemli hususlardan biri budur. Bakın şimdi örnek bir amfi. Şöyle okunuyor mu? Evet. Bakın ne diyor burada? RMS 4 ohm. 4 çarpı 60 RMS. RMS 2 ohm. 4 çarpı 90 RMS. Yani bu amfi. Şu an orada vitrinden rastgele seçtim bir tane. Bu amfi 4 ohm ve 2 ohm çalışmayı destekleyebiliyor. Yani bu amfiye bağlı 2 ohm hoparlör de bağlayabiliriz. 4 ohm hoparlör de bağlayabiliriz. Bu amfimizde. Bunu öğrendikten sonra elimizdeki hoparlörlere bakıyoruz. Bir kanala bağlayacağımız hoparlörler kesinlikle aynı olmalıdır. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bir kanala yani bir çıkışa bağlayacağınız hoparlörler Kesinlikle aynı olmalıdır. Farklı iki hoparlörleri bir çıkışa bağlamayın. Bu amfiye de zarar verir, hoparlöre de zarar verir. Şunu diyenler olacaktır. Kesinlikle oluyor da zaten. İşte ben birini şundan birini de bundan ağladım, bağladım bir şey olmadı. O an bir şey olmadığı olmayacağı anlamına gelmez. Kesinlikle bağlamayın. Bir çıkışa iki aynı hoparlör bağlanmak şeyinde zorundadır zorundadır demek yanlış olur. Bağlamak doğru olur diyebiliriz. Şimdi geçelim konumuza. Şimdi şu bir çıkışa Yani bu amfinin 2 ohm ve 4 ohm desteklediğini söylüyorum. Bir çıkışa iki hoparlör bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız? Şimdi bu 4 ohm iki tane hoparlörümüz var. Bu 4 ohm iki hoparlörü buna bağlayabilmemiz için tek çıkışa bağlayabilmemiz için bunları birleştirdiğimizde 2 ohm ya da 4 ohm güç elde etmemiz lazım. Yani direnç elde etmemiz lazım. E nasıl yapacağız bunu şimdi? Bu hoparlörleri bağlarken seri ve paralel bağlantılar vardır arkadaşlar. Hoparlörü seri bir şekilde bağlarsınız. Ee, hoparlörün ohmu yükselir. Yani rakam olarak yükselir. Güç olarak düşer. Ee, paralel olarak bağlarsanız ohm düşer. Şimdi... Bu hoparlörleri paralel olarak bağlamak nedir? Şu siyah olanlar, bakın şu siyah olanlar artı yani üstü kırmızı olanlar artı, şu beyaz olanlar eksi arkadaşlar bu hoparlörde Hani ben anlamanızı kolaylaştırmak adına böyle farklı renk kablolar taktım. Şimdi paralel ba bağlantıda ikisinin artısını alırsınız, artı kutba takarsınız. İkisinin eksisini alırsınız, eksi kutba takarsınız. Ne olur? Bir kanala 2 operör bağlamış olursunuz. Ne olur? 4 ohm. 4 ohm da top, toplandığında 2 ohm yapar paralel bağlantıda. Ne oldu? 2 ohm şekilde bunu bir çıkışa bağlayabilirsiniz. Ne olur? 2 ohm'u desteklediği için amfimiz herhangi bir sorun çıkarmaz. E, tam performans olmasa da e, iyi bir şekilde çalışmaya devam eder. Ne oldu? Herhangi bir sıkıntı yaşamadan iki hoparlörümüzü bağladık. Şimdi varsayıyorum bunlar e, bu amfi 2 ohm'u desteklemiyor. 8 ohm destekliyor. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Mesela bu amfi 4 ohm ve 8 ohm'u destekliyor. Bizim elimizde 4 ohm 2 tane hoparlör var. Burada yapmamız gereken bu hoparlörleri 8 ohm olarak e, şeye sürebilmek, amfiye sürebilmek. O zaman ne yapacağız? Bir hoparlörün artısını diğer hoparlörün eksisini alacağız. Birleştireceğiz birbirine. Bir artıyı bir eksiyi birbirine birleştirdik. Kalan elimizde ne kaldı? Bir artı ve bir eksi çıkış. Bunu da artıyı artıya eksiyi eksiye bağlayacağız. Ve ne olmuş olacak? 8 ohm 2 hoparlörü elde etmiş olacağız. Bunu çıkışa süreceğiz. Amfimiz 8 ohmu desteklediği için sıkıntı olmadan kullanabileceğiz. Bakın ilk önce paralel bağladık. 4 ohm 2 tane hoparlörü toplayarak 2 ohma düşürdük. Sonra seri olarak bağladık. 2 tane 4 ohm hoparlörü 8 ohm olarak değiştirdik. Yani ne oldu? Ne oldu? Paralel bağlayarak düşürdük. Seri bağlayarak yükselttik. Yani buradaki önemli olan mantık bu. Şimdi ilk başta söylediğim gibi eğer ki bir çıkışa birden fazla hoparlör sürecekseniz yani bir çıkışa 2 2'ye 4 4'e 8 hoparlör süreceksiniz. ilk önce amfinin kaç ohm desteklediğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. Dediğim gibi bu bahsettiğim şeylerin başında bu yatıyor. Amfinin kaç ohm desteklediğini öğreneceksiniz. Onu öğrendiniz. Sonra da elinizdeki hoparlörlerin kaç ohm desteklediğine bakacaksınız. Yani destekledi derken üzerlerinde yazıyor zaten bakın. 4 ohm. 4 ohm. Yani üzerlerinde yazıyor. Bunu e, bakacaksınız. Ondan sonra amfinizin desteklediği ohm değerini yükselteceksiniz ya da düşüreceksiniz. E, yükseltmek için seri bağlıyoruz. Yani birinin artısını ötekinin eksisine bağlıyoruz. Kalan bir artıyı bir eksiği de amfinin çıkışına takıyoruz. Paralel bağlantıda artı artıları toplayıp artı kısma, eksileri toplayıp eksi kısma takıyoruz. Paralel bağlamış oluyoruz. Ve böyle de yani seri bağlayarak yükselt, paralel bağlayarak düşür. E, sistemimiz bu. Bu şekilde bir bağlantı yaparsanız e, herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Şimdi bir diğer husus. Bir kanala birden fazla hoparlör sürmeyin diye neden söylerler? Yani bir kanala birden fazla hoparlör takmayın. İlk önce bu tarz olayları bilmeyenleri yaptığı için Şimdi adamın bu konularla ne ohm biliyor, ne RMS biliyor, ne çıkış biliyor, ne birleş seri bağlantı, ne paralel bağlantı hiçbir şey bilmiyor. Rastgele kafasına göre 4-11 apeller alıyor, 8-11 apeller alıyor, birleştiriyor, takıyor, amfi desteklemiyor. Sonra ne oluyor? Sesi açtığınız zaman bum, ya hopörler gidiyor, ya amfi gidiyor. Yani bilinçsiz bir şekilde bu iş yapıldığında sonuçlar genelde hüsran olur. Neden? Zaten bilinçsiz bir şekilde bunu yapan kişi ee, çok hoparlör takarak çok yüksek ses alacağını zanneder. Elindeki amfinin gücünü bilmez. Değerini bilmez. Ona göre farklı girişler yapar. Bu da hep ee, olayı sıkıntıya sokar. Ayrıca bir diğer husus. Şimdi elimizde yani elime bu amfi geldiği için söylüyorum. hani Sadece bu amfi için geçerli değil. Şimdi 3000 watt amfi bu 3000 watt nedir? Bunun maksimum çıkış gücüdür. 3000 watt. 3000 watt'tan daha fazla bir çıkışı olanak sağlamaz. Daha fazlasında amfi yorulur ve e, yanabilir. Çıkışları yanabilir. hoparlörleri patlatabilir gibi sıkıntılar yaşanabilir. 3000 watt'tır. E şimdi siz 4 kanal bir amfide e, bir kanala iki hoparlör bağladınız. 400, 400, 800 watt. E diğer iki bunlar bir de düşük hoparlörler. Bunu 500 o düşünün. 500 500 1000 watt. Bir kanalda 1000 watt'ı yediniz. E diğer kanala da 1000 watt taktınız. 2000 watt. E bir tane bas taktığınızı varsayıyorum. Diğer kanalda köprüleyip oldu 3500 4000 watt. Yani basın gücüne göre. E bu şey, amfi'nin maksimum çıkışı 3000 watt. Siz bu Amfi'den her zaman fazlasını isteyeceksiniz. Yani sizden kastım bu hoparlörler Amfi'den her zaman fazlasını isteyecektir. Amfi'de bunu veremeyeceği için ee, daha çok çalışacak ve zamanla bozulacaktır. Çıkışları yanacaktır. Bu tarz sorunlar yaşanacaktır. O yüzden ses sistemi yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar bunları özellikle söylüyorum kuracağınız sistemi ayrı ayrı almayın. Nasıl ayrı ayrı almayın? E, kafanızda kurun. İşte ben bir tane amfi alacağım. Şu hoparlörleri alacağım. Bu amfili uyumlu olacaklar. E, ona göre bas alacağım. İşte amfim 3000 watt. Ben 1000 watt bas alacağım. İşte hoparlörlerim de 1500 watt olacak. 2500 watt. Bu şekilde kullanacağım. Ya da işte ben e, bu hoparlörleri varsayıyorum. Bu amfiyi varsayıyorum. İşte ben şu amfiyi alacağım. E bütçem buna yetiyor. Ne oluyor? 4 çarpı 60 RMS. Kanal başı 60 RMS çıkışa sahip. E, 60 RMS'den fazla bir hoparlör alsam ne olur? Hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu amfinin çıkışı 60 RMS. E, ne yapacağız? Ona göre bütçemizi zorlamadan 60 RMS çıkışa sahip hoparlör alacağız. Bakın 60 RMS çıkışa sahip 2 tane hoparlör. E bunları alacağız. E, ona göre baktığımız zaman e, işte köprülü çıkışında bu ne vermiş? 150 RMS var sayıyorum şu an hatırlayamadım. 150 RMS çıkışa sahip köprülü bağlantıda. Köprülü bağlantının nasıl yapıldığını daha önce anlatmıştım sizlere. Köprülü bağlantıda 150 RMS çıkışa sahip. Şimdi biz gidip 500 RMS bir bas almak bu amfi kullanırken hiçbir işe yaramaz. Neden? Çünkü bunun dışarıya sağladığı çıkış belli. Daha fazlası olmayacağı için bası tam anlamıyla besleyemeyecek ve düşük bir performans olacak. E ne yapacağız ona göre? Ee, elimizdeki ürüne göre bas alacağız. Yani genel olarak bakıldığında e, ses sistemin toplarken dikkat edeceğiz. Ne boşa fara harcayacağız ne de e, çok kötüye kaçacağız. Şimdi baktığınız zaman e, bu da amfidir. Öteki de amfidir. Biri 300 liradır. Biri 1300 liradır. Niye ikisi de 4 kanal amfi böyle? İşte bunları bilmek gerekecek. E, birinin çıkışları 60 RMS'tir. Ötekininki 400 RMS'tir. Biri köprülü bağlantıda 150 RMS çıkış veriyordur, diğeri 500 RMS veriyordur. 500 RMS bir bası besleyebilecek hale gelecektir amfi. Yani bunları bilmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi e, hepsini birden toparlamak gerekirse son olarak kanallara e, amfide bir kanala iki hoparlör bağlarken ohm çok önemli. E, amfi'nin desteklediği ohm çok önemli. Ee, iki hoparlörü ben iki hoparlör olarak anlattım daha yani bir kanala 4 hoparlör de sürülebilir Yani bu performansın düşürür hoparlörlerin tavsiye edilmez ama Hani bu tarzda bilgi almak isteyenler olursa yazabilir onlara da yardımcı olabilirim Yani şimdi ben size sadece seri Ve paralel bağlantıyı anlattım Bir de seri paralel bağlantıları var ee, Bunlarla da farklı ohmlar elde edilebilir Yani farklıdan kastım <laughs> Şimdi amfini sadece 4 ohm'u destekliyordur. E, sizin elinizde 4 tane hoparlörü bir kanala sürmeniz gerekir. Ne olur? E, 4 hoparlörü seri olarak bağlayarak seri paralel olarak bağlayarak 4 ohm 4 tane hoparlörü seri paralel olarak bağlayarak yine 4 ohm bir direnç elde edebilirsiniz. Yani bu tarz durumlarda mevcut. Ama şimdi bunlar çok kafa karıştırıcı olduğu için ben sadece şu an bir kanala 2 hoparlörden bahsediyorum. Şimdi amfinizin desteklediği 4 e, ohm'u bakacaksınız 2 ya da 4 ya da 8 neyse hoparlörlerinizi ona göre ya seri bağlayacaksınız ya paralel bağlayacaksınız kanalınıza süreceksiniz seri bağlamak ne değer veriyor paralel bağlamak ne değer veriyor onu sizlere anlattım onu tekrar söylemeye gerek yok amfinizden ol, e, daha fazlasını istemeyin yani amfinin e, maksimum çıkışları bellidir. Bundan daha fazlasını isteseniz de amfi vermez. O yüzden amfinize uygun tesisat almaya çalışın ya da te alacağınız tesisata uygun amfi alın. Ve e, diğer ekipmanları da ona göre tercih edin. Bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. İlerleyen videolarda bu konuyla alakalı daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Bu RMS değerleri olsun, maksimum watt değerleri olsun, araca 2 amfi bağlamak, 3 amfi bağlamak, kapasitör kullanmak gibi birçok konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kullanıcı sayımız az ee, çok olsa daha detaylı, daha uzun, daha e, iyi videolar çekmeye çalışırım. Şimdi kullanıcımız az, abonemiz az, o yüzden yine de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama siz de izledikçe abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler, görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.